Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. 6-12 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, 5 Temmuz'da meydana gelen dolunay ve ay tutulmasının etkileriyle başlıyoruz haftaya. Bu hafta duygusal olarak, bedensel olarak biraz hassas olabiliriz. Gelecekle ilgili konu ve kavramlar, kariyerinize ait planlarınız, aile büyüklerinizle ilgili konular ay tutulması ile beraber biraz daha gündeminizde olabilir. Kanalımda ay tutulması ile ilgili bir video hazırladım sizler için henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalındaki ay tutulması videomu da izleyebilirsiniz. Gezegeniniz Mars artık Koç burcunda ve önümüzdeki yılın Ocak ayına kadar da Koç burcunda kalacak. Dolayısıyla aslında enerjiniz Mars'a beraber güçleniyor. Biraz daha hayata daha aktif bir şekilde atılabilirsiniz. Ee, eylem eyleme dönük, daha cesur, daha kararlı, daha özgüvenli olabileceğiniz bir süreçtesiniz. Ancak tabii ki Mars'a dikkat de etmek gerekiyor. Çünkü Mars Koç'ta çok sabırsız, çok dürtüsel, çok agresif de olabilir. Ve bu hafta özellikle ayın ortasında 7, 8, 9 Temmuz gibi Mars yengeç burcunda gerileyen Merkür'le kare açı yapacak. Mars Merkür kareleri iletişim sorunlarına veya her günlük hayatımızda e, kazalara, sakarlıklara yol açabilir. Trafikte dikkat edelim. Etrafımızdaki kişilerle konuşurken konuş, e, dikkatli olalım. Bazen istem dışı kelimeler sarf edebiliriz. Biraz tartışmaya meyilli olabiliriz. Sakarlıklara açık olabiliriz. Tabii ki iletişimde kullandığımız araç gereçlerde de arızalar, bozulmalar ve buna benzer bir şeyler olabilir. Temkinli olmakta fayda var. Hafta başında Ay Kova burcuna geçiyor. Pazartesi öğle saatlerinden itibaren çarşamba gecesine kadar Ay Kova burcunda ruh haliniz biraz daha sosyalleşmeye dönük olacak. Yani arkadaşlarınızı önemseyeceksiniz, etrafınızdaki kişilerle daha fazla bir arada olabilir belki bazı etkinliklere katılabilirsiniz ay kovada son derece dışa dönüktür toplumsal konularla ilgilenmeniz mümkün biraz daha belki sosyal medyada aktif olabileceğiniz bilgi paylaşımları yapabileceğiniz günler Perşembe ve Cuma ay balık burcunda içe dönük olmanız mümkün biraz hani iç dünyanıza yönelmeniz biraz daha kendinizle ilgilenmeniz belki biraz sakin geçirmek isteyebilirsiniz özellikle haftanın bu günlerini duygularınız da çok güçleniyor. Biraz daha manevi konulara eğiliminiz artacak. Perşembe ve cuma özellikle aileyle ilgili konularda yardımlaşma, empati kurma, ebeveynlerle duygusal paylaşımların artması hayatınızda biraz daha önceliğiniz olabilir. Hafta sonuysa Ay burcunuzda. Evet duygusal enerjiniz güçleniyor. Ancak e, Marsla da birleşeceği için bu sizi son derece böyle dürtüsel davranmaya eğilimli hale getirebilir. Yani hissettiğiniz bir şey hemen yapmak isteyebilirsiniz, aklımıza gelen bir fikri hemen ortaya atabilirsiniz. E, bunları da biraz kontrol etmekte, biraz daha sağduyulu olmakta, daha dikkatli olmakta, daha temkinli olmakta fayda var. Çok çocuksu, çok böyle spontan, çok e, içten davranışlar olabilir ama e, bunları da biraz e, şu dönemde daha sakin belki kontrol etmemiz gerekiyor. Daha planlı programlı hareket etmemiz gerekiyor sevgili koçlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.